Evet değerli izleyiciler, zaman mekan futbol ekranlarına hoş geldiniz. Ve tarihe bakıyorum hemen, 23 Ocak 2022 Pazar, saat 20:20 civarı efendim. Normalde Özcan Hoca bu saatte stattaydı ama işte öyle nasipte olmayınca maç tamamlanmıyor işte. Bir sevindi tabii hocam, 1-0 öne geçtiler ama maçı bitiremediler kar yağışı nedeniyle. Ve Eyüp-Bursaspor maçı ertelendi. Eyüp-Bursaspor maçının dışında bugün oynanan iki tane maç var. Onları bugün hocayla konuşacağız ve tabii ki ligin genel değerlendirmesini yapacağız. Ve şimdi ben Özcan Hoca'ya diyorum ki İstanbul'un kalbi karlar altında hocam, ne olacak bu iş? Hocam, İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan karlı bir pazar akşamından selamlar, sevgiler. Hocam dediğin gibi ben şu saatte maçın ikinci yarısının heyecanıyla statta olmam gerekiyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı açıkçası. Fakat şunu söylemek lazım. Yani tecrübeli bir hakem bu maçı başlatmaz. Yani hakemi biraz ben tecrübeli. Yani belki çünkü Eyüp Spor yönetimi bütün tedbirlerini almış. Maçtan önce brandasını kurmuş. Karın sahaya yağışını engellemiş. Oradaki stat sağ çizgilerini siyah olarak boyamış, kırmızı toplar, işte belediye elemanları falan, her türlü tedbir alınmış ama maç saati çok yoğun bir kar yağışı maçtı. Yani maçın başlamasına 15 dakika kala ve maç başladığı zaman çok yoğun bir kar yağışı başladı. Hakem sahaya çıkar çıkmaz, yani o sahanın zemini karla kaplanmıştı ve maçı iptal edebilirdi bana göre. Ama iptal etmedi ve 15 dakika içerisinde 3 kez çalışan arkadaşlara müracaat edildi ve çalışan arkadaşlar işte 18 çizgisini çizmeye çalıştı. Orta alan çizgisini çizdi. Yan hakemler zorlukla görev yaptılar. Tam gözümüzün önünde gelişen olaylar. Hatta Eyüp Spor kalecisi Emrullah'ın yan hakeme 18 çizgisini çizdirmen gerekir diye de seslenişini bile sahanın kenarında biz tribünden seyrederken duyduk. Ve hakemler işte maçın 14. dakikasında sahaya gözlemci, yani maçın gözlemcisini de çağırarak maçı tatil ettiğini söyledi. Aslında bir önce içeri girdiler, bir süre beklediler. Kar yağışının hafifleyip veya dinebileceğini, o arada da arkadaşlar çalışıyordu. Yani tekrar sahanın zeminini futbol oynanır hale getirmeye çalışıyorlardı. Fakat bir türlü bu istenilen olmadı ve 10 dakika sonra tekrar hakemler sahaya çıkıp bu maçın oynanamayacağını söylediler ve maç tatil edildi. Tahmin ediyorum tatil edildiği dakikadan aynı şartlarda oynanacağını tabii. Ve Eyüp Spor tabii maçın başında da fırtına, karla birlikte kar fırtınasıyla girdi hocam. Kazanılan ilk korner zaten hemen gol oldu. Arka direkte Patipa, işte yıldızlar bir anda devreye girdiler ve çok bomboş kaldı ve boş kaldığı pozisyonda da golü attı ve 1-0 öne geçti. Bu tabii, bu maç ne zaman başlarsa başlasın Eyüp Spor sonuçta 1-0 önde başlayacak. Eyüp Spor tabii aynı kadrosuyla sahaya çıktı. Sadece yeni transferlerden Ahmet İldiz'i sahada gördük. Onun oynadığını gördük. Zaten korner atışını da kullanan oyuncu oydu. Neler yapabileceği hakkında belki bir fikirler edinebilecektik bu maçta. Ama sahanın zemini hocam müsaade etmedi. Bu zeminde futbol oynamak gerçekten çok zor. Hocam yarın mı oynanacak karşılaşma hocam, yoksa? Yarın oynanacağı, aynı saatte oynanacağı söylendi. Biz tam oradan çıkarken hakem soyunma odasının yanından geçtik biz. Orada konuşan yönetici arkadaşlar yarın 19'da tekrar aynı saatte başlanacağı söylendi ama benim şahsi görüşüm bu maçın ileri bir tarihe erteleneceği. Yarın da yoğun bir kar yağışı bekliyor. Zeminde bu gece bir buzlanma olabilir. Onun temizliği daha da zor olacaktır mutlaka. Ve bu maçın ben ileri bir tarihte kaldığı yerden tekrar başlayacağını tahmin ediyorum. 15. dakikada mı oldu? 15. dakikaya girerken o dakikalarda tahmin ediyorum. Tam yanılmayayım, o arada skorboard'a baktık arkadaşlarla. Hatta tribünde yoklama da yaptık. Gelenler, gelmeyenler, kimler gelmiş, kimler gelmemiş. Bir de espri yaptık çıkarken. Bu maça gelmeyen arkadaşları tekrar maçına kapıdan sokmayacağız gibi birbirinize takılmalar da yaptık. Çünkü çok ağır, gerçekten kar yağışı
tribünümüz kapalı ama sürekli rüzgar vuruyor. O arada tabii oturma yerlerinin karla kaplandığı gözüküyor. Kolay bir ortam yoktu hocam. Yani Eyüp Stadı'nda bugün kolay bir ortam yoktu. Diyorlar ki, ben şimdi Twitter'dan takip ettim. Bursa Spor taraftarları diyorlar ki ya biz bu maçın öğlenliğin oynanmasını istedik. Öğle saatlerinde hani kar bastırmadan oynanmasını istedik. Bize Eyüp Sporlular garanti verdiler. Bu maç oynanır merak etmeyin. Biz hazırlıklarımızı, tedbirlerimizi ona göre yapıyoruz dediler. Diye böyle bir de sitem ediyorlar. Bir de şey şakası da yapmışlar. Biraz böyle şey hani şaka derken biraz böyle kara mizah diyelim. Yani durumdan da hiç hoşnut değiller tabii. Yani 5 dakikalık bir maçta bile yeniliyoruz gibi bir kara mizah da yapmışlar. Yani yönetimlerine bir sitem de var tabii orada. İşler yolunda gitmiyor biliyorsunuz Bursa Spor'da. Yani öğlen oynansaydı oynanır mıydı maç? Hava koşullarını bilmediğim için soruyorum İstanbul'daki. Hocam yani dönem dönem yoğun kar yağışları oldu. O saatte ben Bandırma Erzurum Spor maçını seyrediyordum. O arada da camdan baktığın zaman yoğun bir kar yağışı da vardı. Yani aynı şartlar olurdu tahmin ediyorum. Çünkü belki tabii şöyle bir olay var. O saatlerde hava sıcaklığının biraz daha yüksek derecelerde olduğu gözüküyordu. Belki orada yağan karın tutmama durumu da olabilirdi. Çünkü akşam üzerine doğru bir soğukluk da oluştu ve her yağan kar damlası sahanın zeminine oturmaya başlamıştı. Belki de hocam yani Eyüp Spor'un oynatma garantisinin dışında yayıncı kuruluş da belki bunu kabul etmeyebilir. O anda yayıncı kuruluşta oynanan iki tane önemli maç vardı. Adana Spor, Keçiören Gücü, Bandırma, Erzurum Spor. O saate belki saat 16'da oynatılabilir miydi? Bolu Spor'un maçı tehir edilmişti. Ne tür konuşmalar geçti ben bilemiyorum ama sonuçta başlayıp da ertelenen ve 15 dakikada 1-0 Eyüp Spor'un önüne geçtiği bir karşılaşma. Tabii Bursa Spor'un kadrosuna baktığımız zaman zaafa uğramış bir kadro var. Görüyoruz yani kadro içerisinde. Yani takviyeler de yapılacaktır. Mutlaka transferin bitmesine 10 günlük bir süre kaldı. Bu arada mutlaka Bursa Spor bu kadrosunu güçlendirir. Tabii sakat oyuncuları var, cezalı oyuncuları var. Kadro gücü yükselecektir. Ama cezalı ve yeni transfer edilecek oyuncuları Eyüp Spor maçında oynatamayacaklar sonuçta. Yani maç ne zaman oynanırsa oynasın. Belki iyileşen sakat oyuncuları oynatma ihtimali olabilir ama cezalı ve yeni transfer edilecek oyuncuları oynatamayacaklar. Büyük ihtimalle bu tür kadro yani bugün sahaya çıkan iki takım kadrosu hemen hemen tekrar maçında da sahaya çıkacaktır. Eyüp Spor tabii 15 dakikalık maç için bir yorum yapmak doğru olmaz hocam. Yani Bursa Spor'da bir iki atak yapmaya çalıştı. İşte Eyüp'ün yaptığı ilk atakta kaleci topu kornere attı. Kurtarabilirdi. Çıkartmayabilirdi. Ama o arada işte atılan kornerde arka direkte Padip var. En son boş bırakılacak adam. İşte yıldızlar farkını hemen gösteriyorlar. İşte Cenk Ahmet, Umut Bulut, Padip Bay üçlüsü Eyüp'ün fark yaratan forvet attı hocam. Hocam sabah seansında iki maç vardı. Ben şeyi izledim yani Bandırma Erzurum maçını izledim. Bir de tabii Adana Keçiören maçı vardı. O maça bakamadım ben. Hani aynı saatte birine bakıyorsunuz. Bandırma Spor Erzurum Spor'u son dakikada atılan bir golle 2-1 yendi. Erzurum Spor'da da teknik direktörün istifasına vardı bu iş. Erkan Sözer'in ayrılmasına da yol açtı. Adana Spor ise aslında hiç de beklemedikleri bir yenilgi aldılar Keçiören karşısında ama Keçiören gücünün de neler yapabileceğini bir kere daha görmüş olduk ne kadar ters bir takım olduğunu. İstersen Bandırma Erzurum maçını sen de izledin, söylediklerinden öyle anladım ben. Bir Bandırma Erzurum maçını biraz konuşalım mı hocam, nasıl bir maçtı o? Hocam konuşalım yani, güzel maç oldu baktığımız zaman. Bandırma'da da tabii kar yağışı, zemin sert. Her ne kadar futbol oynama elverişli gözükse de zeminin de bir sertliği vardı. Tabii orada oluşan sert rüzgar da maçın kalitesini de etkiliyor hocam. Yani rüzgarlı havalarda futbol oynamak gerçekten çok zor. Yani topu tutmakta zorlanırsın, uzun top atmakta zorlanırsın, driplik yapmakta zorlanırsın. Bu tür şartların oluştuğu bir maçtı. Ama iyi futbol oynayan bir Bandırma Spor vardı. Onu gördük yani bugün. Hak edilmiş bir galibiyet bana göre. Çünkü Bandırma Spor gerçekten kaybettiği maçlarda bile
güzel futbol oynuyor. O gün, hocam bugün baktığımız zaman Bandırma Spor 36 puana ulaştı ve Erzurum Spor'un 2 puan gerisinde. Geçen hafta da söyledik. Yani kaybedilmiş bir Denizli maçı. Çok rahat kazanabileceği bir Menemen maçı. 5 puan üstüne koyduğun zaman 41 puan. 41 puan. Liderin kaç puanı var hocam? 42, 45 mi oldu şimdi? 45 puan oldu. Yani ilk ikiye bile oynayacak. Hocam ben bütün takımların maçlarını seyrediyoruz. Üste oynayan, altta oynayan. Yani ben bugün Ümraniye'nin futbolundaki gerileme gözüküyor. Zaman zaman parlasa da gözüküyor. Ankara Gücü son 3 maçını uzatmalarda kazandı. Gerçi çok kötü futbol oynamadı ama yani özlenen futbolunu bu kadronun oynayabileceği futbol oynayamıyor. İşte Erzurum Spor gerçi çok büyük talihsizlikler de yaşadığı maç içerisinde. Onları da konuşacağız biraz sonra. Hocam iyi futbol oynayan takımlar yani Bandırma Spor, yani ilk ikinin dışında Bandırma Spor. Eyüp Spor'un futbolu da iyi değildi bugüne kadar. Onu da her zaman söylüyorum ben. Yani bugün belki Bursa maçında iyi futbol oynayacaktı ama Eyüp Spor'un futbolunda da yani sezon başıyla devre sonu ve ikinci yarının başlangıcı arasında çok büyük bir farklılıklar oluştu. İstanbul Spor iyi futbol oynamaya başladı. Samsun Spor bir çıkış yaptı. Adana Spor'un futbolu iyiydi. Bir sürpriz yaşadı bugün. İşte bu karmaşa içerisinde Bandırma Spor ahlar vahlar içerisinde o kaybettiği 5 puanı alıyor. Hocam yani Bandırma Spor bugün sahada varını yoğunu koyan oyuncular tabii yani baktığınız zaman Guido maçın ilk yarısında 3 tane çok kritik önemli gol pozisyonundan faydalanamadı. Belki maçın ilk yarısında oyunu kopartabilecek bir Bandırma Spor görebilirdik sahada. İşte Kerim'in iyi futbolu devam ediyor. Beykan takviyesi, Guido'nun yerine Beykan girdi. Göztepe'den Fenerbahçe altyapısı o dönemlerde çok çok beğendiğim bir oyuncuydu. Bugün çok beğenmedim. Biraz yumuşak bir oyun oynadı bana göre. Yani daha sorumluluk alan, daha önde o yapabileceği driplikleri yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama Beykan takviyesi her zaman önemlidir. Kanatlarda faydalı olabilecek bir oyuncu. Tabii Alisson'la Mulumbo'yu stoper mevkiinde gördük. Yani Mulumbo'nun stoper mevkiinde pek faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bugün yani bir iki hata yaptı. Yani penaltı soracağım hocam. Mulumba deyince Mulumba'nın darbesiyle Eren Hocam şimdi Bandırmalı arkadaşları ben Twitter'da takip ediyorum. İşte hakeme kızılıyor bilmem ne ama ben orada oyuncuya kızarım. Hocam adamın zaten sırtı dönük. Orada kaleye sırtı dönük adama sen yani bir darbe vurduğun zaman adamın ayağına da geldi. Bana göre pozisyon penaltıydı. Bariz penaltıydı. Çünkü bir darbe var. Ya adam oradan zaten mükemmel bir şut atıp topu 90'a takıyorsa helal olsun demekten başka bir şey yok. Yani bırak da atsın yani güzel bırak, bir gol seyredelim. Bırak da atabiliyorsa atsın. Ama sen sırtı dönük adama yani o hamleyi yapınca bir de ceza alanı içerisinde olunca penaltı oluşuyor. İşte orada Mulumba'nın hamle hataları, zamanlama hatalarını gördük. Tabii ikinci yarı tabii bir değişiklik yapıldı. Alpay orijinal stoper o yerine geçti. Mulumbo'da orta alana geçti. Landel'i çıkartıp da orada da daha etkili olmaya çalışan bir Bandırma takımını da gördük. Ve Kerim'in attığı harika kafa golünden de bahsetmeden... Hakikaten nasıl bir goldü o? Hocam ben golden bahsetmeden geçemeyeceğim. Yani Gökmen Özdanak bari bizim gençliğimizde seyrettiğimiz Gökmen Özdanak bari bir hatta Tanju Çolak bari bir kafa vuruşu yaptı gerçekten ve gelen topu hocam öyle enteresan ki yani sert gelen topu müthiş şekilde tam 90 diye tabir ettiğimiz yere alnıyla topu çevirerek vurdu. Harika bir kafa golü attı. İşte zaten Kerim zaten bir çıkış içerisinde görüyoruz onu. Yani ilk 11'e girdiğinden beri Bandırma'nın en etkili oyuncularından biri. Ve Bandırma takımı hocam yani daha da iyi futbol oynar. Ya çünkü ona yatkın bir oyun yapıları var. Mesela Doğan Can'da bir düşüş görüyorum ben. Yani Mehmet'i 6 numaraya aldıktan sonra Mehmet orada etkili oynuyor. Yani bugün ben Caner'i beğendim sol kanatta.
Caner gerçekten etkili çıkışlar yaptı. Sol ayağı çok iyi. İyi pas verebilen, isabetli pas verebilen bir oyuncu. Gökhan, kaleci Gökhan'a çok iş düşmedi. Okan 2-3 bindirme yaptı. Doğru zamanda doğru pası veremedi. Okan tecrübesinde oyuncu o pasları daha iyi değerlendirmeli diye düşünüyorum. Ve Guido yerine giren Beykan'dan biraz evvel bahsettik. Beykan da ilerleyen haftalarda çünkü hocam Beykan yani yıldız oyuncu potansiyeli olan bir futbolcu. Her ne kadar Göztepe'de kadroya giremese de Bandırma'da tekrar ben bir çıkışa geçebileceğini düşünüyorum. Öbür taraftan Erzurumspor'a gelince Erzurumspor çok büyük şanssızlıklar yaşadı maç içerisinde. Baktığımız zaman Yumlu, Aykut, Malle, Süleyman, Gökhan kardeş stoper bu saydığım 5 oyuncu yok ve 3'ü de stoper mevkiinde. Ve bugün baktığımız zaman Mustafa Akbaş'la Batuhan stoper mevkiinde başladı. Maçın ilk yarısında Batuhan sakatlandı. Oltan santrofor, yıllardır santrofor mevkiinde gördüğümüz Oltan'ı stoper mevkiinde ve de elinden geldiğince mücadele etmeye çalışıyor. Hatta %100 bir golü de kendinin getirdiği atakta %100 golü de önledi ve maçın berabere giderken de Mustafa Aktaş da sakatlandı. Hocam bir kadro planlaması yaparsın. Yani 3-4 tane 5 tane stoper oyuncuyu belirlemiş Erzurumspor. Burada kadro planlamasında bir yanlışlık yok. Fakat sonuçta bakıyorsunuz 5 oyuncu birden çeşitli nedenlerle birkaçı maça başlamıyor ve maça başlayanlar da sakatlanıp çıkıyor. Yani bir güç zaafı yaşadı Erzurumspor. Yani bunu kabul etmek lazım ve bir sorunu hocam Menemen maçında da yaşamıştı. Yani Menemen maçında da maç içinde çok önemli oyuncularını kaybetmişti. Bir talihsizliktir gidiyor gerçekten. İşte hocam o yani yenilen golü de gördüğünüz zaman bir kalabalık Bandırma hücum hattı vardı ama işte orada tecrübesizlikten bir paylaşım hatası yapıldı. Ve ayağının altından kaçırılan bir top var. Orada tecrübeli Mustafa Akbaş, Aykut Demir, Mustafa Yumlu'nun olduğunu düşündüğün zaman belki o pozisyonlara da giremeyebilirsin. Ve de o tür stoperler olmadığı zaman forvet oyuncuları daha rahat top getirip top taşıyabiliyorlar, risk alabiliyorlar. O açıdan işte böyle bir gol pozisyonu sahnesi oluştu. Fakat yani Erzurumspor'un da maçın dengeli olduğu dönemlerde de futbolu çok çok iyi değildi. Hocam baktığınız zaman maç boyunca 5 tane şut atmış bir Erzurumspor görüyoruz ve bir tane korner kullanabilmiş. %40 topa sahip olabilmiş. Yani iyi futbol oynayamamış bir Erzurumspor'u gördük ve bunun da faturası kime çıkacaktı? Erkan Hoca'ya çıkacaktı ve beklenen oldu ve Erkan Hoca kulüpten istifa etti veya kulüp tarafından gönderildi. Artık onun açıklamaları ne yönde yapılacak görüyoruz. Ama bu ayrılık normal hocam bana göre. Bu ayrılığın olması normal. Çünkü Erzurumspor'un da çok rahat kazanıp da kaybettiği puanlar oynadığı müsabakalarda gördük. Yani zaman zaman yanlış oyuncu değişiklikleriyle, zaman zaman yanlış oyuncu tercihleriyle. Bir de tabii tribünle de Erkan Hoca'nın bağı da kopmuş gibi gözüküyor. Transfer tahtası açılmadı. Yönetim transfer tahtasını açmayacağını söyledi. Açma gücün varsa açacaksın hocam. Bu fırsat her zaman gelmez. Yani bu tür ligden, yani Samsun Spor'dan örnek verelim. Yıllardır bir üst lige çıkmak için çalışıyor. Geçen sene çıkan takımlardan örnek verelim. Giresun 40 küsur yıl, işte Adana Demirspor 20 küsur yıl, Altay 15-20 küsur yıl bir üst lige çıkamadılar. O açıdan yani bu tür fırsatları değerlendirecek potansiyelin olduğu zaman ona takviye edecek gücün varsa bunu değerlendirmeli. Bence Erzurum yönetimi burada hata da yapıyor. Tabii maçın içerisinde de müsabaka 1-1 iken Hasek'in kaçırdığı çok önemli bir gol pozisyonu var. Maçın Erzurum adına kırılma anı olabilir. Bir de ben Ole Erne'nin penaltı atmasına takıldım. Yani Ole Erne niye penaltı atar? Ben ona Eren Tozlu gibi. Bir de Eren'den bahsedelim. Eren döndü. Bardağın dolu tarafında Erzurum için Eren'in dönmesi var. Eren'in dönmesi Erzurum takımının oyununu değiştirecek ve geliştirecektir.
Hocam hakikaten de şimdi Erkan Sözer'e demişken bakıyoruz 7 puan fark var şu anda lider ikilisiyle. Yani Ümraniye Ankara gücünü ben lider ikilisi olarak isimlendiriyorum. Evet. 7 puan fark var ama Erzurumspor son 5 karşılaşmada 1 yenilgi 3 beraberlik almış. Ne eder? Yani 3 beraberlikten 6 puan kaybı var. Bir de yenilgin 9 puan. 9 puan kaybetmiş. Arada da 7 puan var. Sen bu 9 puanın ne bileyim hani 6'sını falan hasbelkader almış olsan şimdi Ankara gücüyle Ümraniye'nin ensesinde boza pişiriyordun. Yani şimdi tabii buna karşılık puan tablosuna bakıyorsun. 2 puan gerisinde Bandırma Spor, İstanbul Spor. Samsun Spor'da bir maçı eksik. Eğer o da tamamlasa o da 36 kabul et. 3 tane 36 puanlı takım var. Adana Spor arkadan istim üstünde. Bugün yaptık, birazdan konuşacağız kazayı saymazsak. 4 tane takım şeyi zorluyor, playoff'u zorluyor şu anda. Hocam Eyüp Spor'da yenerse seni geçecek zaten. Bu da var. Yani haliyle Erzurum Spor açısından çok kritik maçtı. Eğer 1 puanı o 90. dakikadaki golü yemese belki Erkan Sözleri'ye bir şans daha tanınabilirdi diye düşünüyorum ama. Olabilirdi. Öyle olabilirdi ama hocam yani bir şans daha öbür haftada aynı şeyi yaşadığın zaman o zaman bir haftada alacağın kararlarda gecikmiş oluyorsun. Bu gecikmede sana 2 veya 3 puana mal oluyor. O açıdan ben bu ayrılığı normal görüyorum. Mehmet Altıparmak gelir mi hocam? Yani Mehmet Altıparmak var tabii. Mehmet Özdilek var. Mehmetlerden gider Erzurumspor. Çünkü o hocam onların doku uyumu oluyor birbirleriyle. Yani anlaşabiliyorlar, tahammül edebiliyorlar. Bu işlerde tahammül çok önemli. Hem taraftarın tahammülü, hem yöneticinin tahammülü, teknik direktörün tahammülü. Bu saydığımız Mehmet hocalarla Erzurumspor'un bir uyum sorunu yaşamıyor gelir gelmez. Öyle bir de şöyle bir avantajı var. Bir 15 günlük ara var. Bu arada da takımı toparlayabilir gelen teknik direktör. Yılmaz Hoca olmaz herhalde. Geçen sene biraz sıkıntı yaşadı orada. Hocam ben Yılmaz Hoca'yı almam. Ben yöneticim olsam ben artık Yılmaz Hoca'nın televizyonlarda yorumculuk yapması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Yani artık Yılmaz Hoca'nın, Mustafa Hoca'nın, Mustafa Denizli Hoca'nın, Fatih Terim Hoca'nın, Şenol Güneş Hoca'nın artık emekliliklerini ilan edip kendilerine Türk futboluna çok büyük emekleri var. Yani inkar etmiyoruz. Büyük başarılar elde etmiş insanlar bunlar. Eleştirmek için söylemiyorum ama gençliğin bir önünü açması lazım. Erzurumspor Yılmaz'la işbirliği olmaz. Bir de dikkatimi çeken bu kadar çok sakatlık nasıl yaşanıyor Erzurumspor'da? Yani her takımda ufak tefek sakatlıklar oluyor ama Erzurumspor'da bu sayı çok fazla. Demek ki burada da bazı sorunların olduğu gözüküyor hocam. Hocam biraz da şeyi konuşalım. Aslında ben izlemedim anladığım kadarıyla siz de sadece özetlerine bakabilmişsiniz Adana Spor Keçiören maçının ama en azından oynanan futbol konusunda bir fikrimiz olmasa da skor üzerinden bu maçın yansımalarını biraz konuşmakta fayda var. Yani bir teknik analiz yapacak durumda değiliz tabii ama izlemediğimiz bir karşılaşma için o şeyi yapmamız ayıp olur. Yani maçın skoru tabii önemli bir sürpriz. Yani maça çıkarken Keçiören acaba bir puan alabilir mi diye herkesin aklından geçiyordu. Bak bunu söyleyelim Keçiören çünkü hakikaten ters bir takım yani. Kime ne yapacağı belli olmayan bir takım. Ama Adana Spor'da o kadar formdaydı ki yani %90 alır maçı. İşte bir talihsizlik Keçiören iyi direnirse falan da belki beraberlik olur diye geçiyordu herkesin aklından. Yani böyle bir olasılık hani %10 bence ben görüyordum bilmiyorum herkes öyle mi düşünüyor da. Ama Keçiören galip geldi hocam. Nasıl ne konuşuyorduk sizde? Bu Keçiören gücü düşme tehlikesi yaşamaz dedik bundan bir hafta evvel. Tabii canım iyi takım yani. Ona yani gidecek... iyi takım. Yani bu maçtan hocam bu maçta çıkacak her 3 netice sürpriz olmazdı. Yani Adana Spor'un kazanma durumu da sürpriz. Ve Keçiören gücünün yani biraz ben bakabildim maçın genelini. Öyle istatistikleri de bir önüme aldım. Yani çok çok etkili oynayan bir Adana Spor'un da olmadığı gözüküyor. Uzadima çok güzel bir gol attı. Ben golü seyrettim. Çok güzel bir kafa golü attı. Ve Taşkın diye duran topların ustası bir oyuncusu var hocam. Keçiören'in. Evet. Taner Hoca ona zaman zaman şans veriyor ve şans verdiği maçlarda da
korner olsun, foul pozisyonları olsun, onları çok çok iyi kullanan bir oyuncu. Tabii bakıyorsun ya Vusal, Uzadima, Olavoyu ve Eze gibi çok çok atom dörtlüsü diyebileceğimiz ön tarafta bir dörtlüsü var hocam. Arkadan Aka takviyeli işte. Yani bütün bakıyoruz yerli oyuncuların tamamı savunma hattında oynuyor. Yabancı oyuncuların da tamamı hücum hattında oynayan bir keçi öğrengici takımını görüyoruz. Ve Metin takviyesi hocam. Metin var. Metin yani bu takımın bence temel direği. Başka tarafı yani Manisa'ya transfer oldu. Orada istediği ortamı bulamadı. Metin'in ortamı burası hocam. Adana Spor tabii üçlü oyununa tekrar devam etti. Tabii bir değişiklik yapmış üçlüde. Mesela Roşo, Uğurcan ve Evren sürekli oynayan Donkor mesela bugün yoktu. Belki bir ufak sakatlığı vardı. O mesela Roşo çıkıp Donkor onun yerine girdi. O hocam alışan üçlüleri pek bozmamak lazım. Bu üçlüler bozulmazsa takım hem ön alanda hem geri alanda çok da daha rahat futbol oynayabiliyor. Bu takım yapılanması için çok önemli. Tabii bir iki takviyelerden bahsediliyor Adana Spor'un forvet hattında İngiltere Premier Ligi'nden iki oyuncunun geleceği söyleniyor. O yani Adana Spor'un ön bölgede gerçekten skor Ozan Göviç'ten sonra bir skor zafiyeti oluştu. Yani onu da görmek mümkün. Bilhassa kapanan takımlara karşı iç sahada böyle fizik gücü yüksek bir 9 numara ihtiyacı gözüküyor. TT orada daha çok kaçarak oynayan, boş alan bulduğu zaman etkili olan bir oyuncu. Ve o 9 numarayı bulabilirse Adana Spor için sürpriz bir mağlubiyet ama kaybedilmiş bir şey yok. 32 puan az puan değil. Yani alacağı yani bir seriden geldi Adana Spor. Bu serisi bozuldu bu mağlubiyetle ama tekrar bir seri yapabilecek gücü var Adana Spor'un. Hocam Adana Spor'la kim oynarsa olmasın hiç kimse favori olamaz. Benim gördüğüm o. Yani sahada gördüğüm Adana Spor'un yarattığı haftalardır yarattığı ortam bu. Tabii Karaçiç gibi de çok güçlü bir kalecileri var. Ligimizin yani bugün 3 kaleci sayalım desem size Karaçiç'i mutlaka bu 3 kaleci içerisinde sayarsınız. Adana Spor yani transferin bitmesine 10 gün kala işte bu yapacağı takviyelerle tekrar bu yani 6'yı zorlamayı yani playoff hattını zorlamayı sezon sonuna kadar bırakmayacaktır. Hocam şimdi Keçiören bu aldığı galibiyetle 26 puanla bir anda 11. sıraya yükseldi. Daha küme düşme hattındaydı 2-3 hafta önce. Şimdi baktık 26 puana kadar çıktı. 11. sırada. Daha da çıkar sıra... hocam. Hocam çıkabilir. Daha da çıkar. Yani 7'ler 8'ler 6 için bir şey demiyorum ama 7'lere 8'lere kadar çıkar Keçiören. Evet ve şu var, Keçiören'in bu galibiyetiyle bu kadar yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi arka sıralardaki takımların hepsinin son 1-2 haftadır sapır sapır dökülmeleri. Yani hiçbiri kazanamıyor ya da puan alamıyor ya da alanda 1 puan alıyor. Galibiyete hasret alt sıralardaki takımlar. Balıkesir zaten hani ligi havlu atmış pozisyona. Evet öyle gözüküyor hocam. Yani bundan sonra Balıkesir Spor'un bir şey yapma ihtimali zor gözüküyor. Balıkesir Spor zor gözüküyor hocam. Yani Balıkesir Spor topladığı 8 puanla yani 23-24 puanlı takımlara nasıl yetişecek? Yani 10 evet. Maç alsa rakiplerin 8'er maç kaybetmesi gerekiyor arka arkaya. Yani bir mucizeye imza atar bana göre. Balıkesir'in işi mucizeye kaldı. Tabii Menemen maç kazanamıyor. Altınordu çok büyük zaaf yaşadı. Bursa'nın bugün tabii maçı iptal oldu ama Bursa'nın da bir güçsüzlük içerisinde olduğunu görüyoruz. Denizli Spor iki gencisi Ankara gücüne kaybetti. Onlar da maç kazanmakta zorlanıyor. Keçiören gücü bu tehlikeyi atlattı bana göre hocam. Kocaeli Spor için ne diyorsun hocam? Kocaeli Spor şimdi Samsun Spor yenilgisiyle beraber 4 maçta üst üste yenilen bir takım hüviyetine ulaştı ve teknik direktörle de yollarını ayırdı. Onlarda da yeni bir teknik adam değişikliği olacak. O bakalım nasıl etki yapacak? Yani Kocaeli Spor bu yararsa ne hala, yaramazsa Kocaeli Spor'un da şeyden küme düşme hattından çok öyle uzaklaştığı söylenemez. Yani onda o da bir endişe içinde gibi görünüyor. Hocam tedbirlerini alacaksın. Her zaman söylüyorum. Bu ligde biraz ipleri gevşeten takım, yani idman dozajını düşüren, bana bir şey olmaz diyen takım bir anda kendini düşme potosunda görür. Tabii Kocaeli Spor'la
Reşit Akşay'ın yollarının ayrılması gayet normal. Zaten haftalardır beklenen bir şeydi. Sabredildi. Düzelir mi derdi. Aslında baktığımız zaman çok çok kötü de bir Kocaeli Spor kadrosu yok ama ben burada yani Mustafa Hoca'yı kaleci tercihinde eleştiriyorum. Yani Korcan gibi tecrübeli ve genelde iyi oynayan, hatalı goller yese de genelde iyi oynayan bir kaleci varken yani İsmet tercihi. İsmet tabii ilk oynadığı maçta iyi futbol oynadı ama bugün Samsun Spor maçında gördük ki yediği iki golde hata yaptığını gördük. Yani bu net şekilde gözüküyor. İşte yani hocam bir takım hocam kalecisiyle ve oyun kurucusu kadar konuşur. Bu ligin iddialı takımı olmak istiyorsan kalecin ve oyun kurucun kadar konuşursun. Ve de golcün kadar konuşursun. Bunların seviyesi yüksekse her zaman bu ligde sıralamada üst sıralarda senin yerin mutlaka vardır. Ama burada da tabii Samsun Spor'un da oynadığı iyi futbolu göz ardı etmeyelim. Yani Samsun Spor bugün baktığınız zaman Batu Oydu'ya iyi bir stoper bulmuş ama ben iki haftadır seyrediyorum. Ben onu güçlü bir kontratak maçında seyretmek istiyorum aslında. Yani açık alanda oynadığı zaman Samsun Spor yüklendiği zaman hızlı kontratak oyuncusu olan rakiplere karşı o yani hızını ve savunma anlayışını, kademe anlayışını görmek istiyorum. Yani tabii bugün kırmızı kartlardı sonra zaten biten bir maça şahit olduk. Sonuçta Kocaeli Spor kırmızı kartı gördükten sonra Samsun Spor'la oynayacak kalibresi kalmadı bana göre. Yani burası gerçekten önemliydi. Samsun Spor tabii rakibinin eksik olduğunu da sahada kabul ettirdi. Eksik de olmasa Kocaeli Spor'u yenebilecek bir oyunu vardı Samsun Spor'un hocam. Bugün onu gördük. Tabii Hasan Kılıç'ın gol atması önemli. Orta ikili de Hasan Osman belki bana sorsan teknik olarak ben orada daha çok öne top taşıyan bir oyuncu mu düşünülebilir diye düşün. Kendi kafamda yaptığım bir oyun yapım var. Kendime göre düşündüğüm bir oyun yapım var ama Fuat Hoca da lig gerçeğiyle oynuyor hocam. Oyunu tutarım. Orta sahayı sağlamlaştırırım. Zaten kanatta çok formda iki oyuncusu var. Yasin her ne kadar bu maçta gol kaydına muvaffak olamayıp çok da iyi futbol oynamasa da Yasin hocam. Fofana. Görmüyor musun orada yaptığı dribliği, yaptığı çalımı? Adamın yani biz futbolda amiyane tabirle karnından geçti deriz ya. Öyle çalım atan bir oyuncu. Ve de enteresan şekilde çok az oyuncuda gözüken bir özelliği var hocam. Ne bu özelliği? Hocam hem hızlı hem ayağına hakim. Topla beraber hızlanabilen bir oyuncu. Mesela süratli oyuncular vardır. Topu arka tarafa atarsın. Koşar, pası verir. Bu öyle değil. Topla beraber rakibin arka alanına akma özelliği olan bir oyuncu. Yani Fofana'nın bu kabiliyeti ligimizde çok çok az oyuncu da var. Tomane duvar olmaya çalışıyor. Pas yapmaya çalışıyor. Golü, hocam orada bir golcü vuruşu yaptı. Millet farkında değil. Golcü vuruşuyla kaleciyi ters köşeye yatırdı. Orada ayağının üstüyle vursa kalecinin üstüne gitme ihtimali var. Ayağının dışıyla ters tarafa tek bir vuruş yaptı. Bu da golcü refleksinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kırmızı kartı da aldırdı. Tabii. Kırmızı. Hocam işte ya hocam yani bu oyuncuların farkı burada zaten. Yani sen sahada onu hiçbir şey yapmamış gibi görüyoruz zaten. Teknik olarak yani bir taraftar bakarsın. Ya Tomane bugün ne yaptı? Tomane bugün hiçbir şey yapmadı. Bir gol attı, bir oyuncu attırdı. Dediğin zaman zaten evet. O üç yıldız yapar hocam. Üç yıldız yapar otomatikman üç yıldız. Yunus Emre'yi de beğendim. Yani belki iyi bir ikili geliyor Türk futboluna. TFF birincilik seviyesi için Batı öyle beraber. Soner Alaaddin görevlerini yani Nurullah çok iş düşmedi. Yani bir iki topu kurtardı. Onun dışında Cihan'ı biraz ben eksik gördüm. Cihan yani belki orada Savicevic kadroya dahil olduğu zaman belki Savicevic'li daha güçlü bir Samsun Spor yaratabilir. Ve geliyor hocam. Geliyor gelmekte olan. 33 puan. Ve Eyüp Spor'la mesela 3 puan kazanırsa 3 puan Eyüp Spor'un altında oluyor. Yani maç fazlasıyla Eyüp Spor 36 puanla Samsun Spor
Eyüpspor maç fazlasını oynadığı zaman iki takım da kazanırlarsa bile iki takım aralarında 3 puan fark olacak. Bandırma Spor'un puanı 36, Erzurum Spor'un 38 puanı var. Ona yetişme ihtimali bir anda oluştu. Ve 9 puan fark var. Eksik maçını kazandığını sayarsan ilk ikiyle. Ve o rakiplerle de maçı var. O rakiplerin birbirleriyle maçı var. Oradan mutlaka biri kaybedecek. Hesabı bu platformda yapmak lazım. Her takım, hocam şurada 7 takım, Adana Spor'u da sayarsak, yani Adana Spor belki ilk iki için biraz mesafesi uzadı ama kalan 7 takımın bence yani ligin şöyle 10. haftasına kadar ilk iki iddiası olacaktır. 10. haftadan sonra bir sıralamayı gördüğümüz zaman gene böyle bir şekillenme varsa, 9 puanlık bir fark varsa gene, o zaman ilk ikinin yavaş yavaş belli olduğunu söyleyebiliriz. Hocam bu İstanbul Spor geliyor hocam, bir de onu da konuşmak hocam lazım. İstanbul çok iyi oynuyor. Alem ya. Yani Altın Ordu'da sapır sapır dökülmeye başladı. Yani Altın Ordu'da ben gideceğim demeye başladı. Hocam yani biz şimdi ben demiştim demeyi seven biri değilim. Ben Altın Ordu'nun kadrosunun sezon başından beri yetersiz olduğunu burada defalarca söyledim. Hocam yani ben yabancı almayacağım. Bu sistemle İşte lige geçen sene keşke çıkmasaydım. Yani iyi ki çıkmadım. Zaten çıkmak istemiyordum. Yani bu söylemler taraftar olarak insanın psikolojisini bozdu. Ben bunu birkaç kere daha söyledim. Yani ben Altın Ordu takımını tutmak istemem. Hiçbir idealim yok, amacım yok. Yani yabancı oyuncu tamam. Yani ekonomik olarak bir planlama yapmış olabilirsin. Ama bu ligde barınamazsın hocam. Bu kadroyla bu ligde barınamazsın. Bir de Ahmet İlhan yok. Ahmet Derili yok. Bu tür Enis'i şeye verdin. Trabzonspor'a verdiği söyleniyor. Hoş. Enis de yani uzun zamandır varlığıyla yokluğu belli olmayan bir oyuncu bana göre. Yani bu sezon hiç sahalarda, sadece olaylarda görebildik Enis'i. Türkiye Kupası maçlarında yaptığı olaylarda görebildik. O açıdan yani Altın Ordu takımının, yani Denizli'nin şansı Altın Ordu'ya göre daha fazla. Yani ligde kalma şansı Denizli'nin daha fazla. Kapatırken ben bir son soru sorayım. Şey başlıyor, milli ara var şimdi 2 hafta. Bu milli ara 18-19 takımdan mesela kimlere yarar, kimlere yaramaz hocam? Hocam bu milli ara nedir? Ben onu anlamadım yalnız ya. Hocam unutmayalım bazı şeyleri. Yani Ümraniye'den bahsedelim biraz. Olur, edelim. Ümraniye-Menemen maçı. Yani çok kritik bir 3 puan. Baktığınız zaman 45'e çıktı. Yani 45 puan bugün Ümraniye takımının geçen haftaki mağlubiyetten sonra acabalar yarattığı bir maç olacağı bekleniyordu. Ve Ümraniye bu kısır oyuna rağmen Kamara ve Onur'la 2 gol bularak önemli bir galibiyet aldı. Burada Yasin Bambao'ya da bir paragraf açmak istiyorum. Hocam yani merkez santrafor nasıl oynanır? Birçok insana gösterdi. Hele atılan ikinci golde bir duvar pası olma şeyi var. Pozisyonu var. Geldi orta sahada duvar oldu. Sağdan oyuncuyu kaçırdı. Oradan devam etti. Topun üstünden atladı. Arkadaşı onlara boş alan yarattı. İşte beraber futbol oynama bu hocam. Ümraniyespor'da Menemen karşısında bu beraber futbol oynama olayını becerdi ve Onur'un attığı güzel golden bahsedelim. Menemen açısından baktığımız zaman 23 puanda kaldı. O da kadro zafiyeti yaşıyor ve sıkıntı yaşayacak gözüküyor. Ama işte Ahmet Sagat diye bir adam var. Çıktı, golünü yaptı. Yani bu Ahmet Sagat kime gidecek hocam? Bu sene belki Menemen için sorulacak soru o. Önümüzdeki sene mutlaka Menemen ligde kalsa da kalmasa da Ahmet Sagat mutlaka üstte oynayan takımlardan birinde veya Süper Lig'de orta sıralarda oynayan takımlardan birinde yer alma ihtimali olabilecek. Bir bahsedeceğimiz takım da Gençler Birliği. Metin Diyadin hala direniyor. Yani bugün Kocaeli Spor antrenörünü değiştirdi. Erzurum Spor teknik direktörünü değiştirdi. Hocam başarılı elde edemeyen gider. Bu kanun. Gençler Birliği'nde her ne kadar çok öyle üstün bir kadro olmasa bile Gençler Birliği'nin futbolu da haftalar geçtikçe ilk hafta oynadığı futbolu aratır oldu. Tabii Metin Diyad'ın sinirlerine hakim olamayan bir teknik direktör ve bu mağlubiyetten sonra belki bu 15 günlük ara için bir
teknik direktör değişikliğine gidebileceğini düşünüyorum ama biz bunu bir iki kere daha söyledik. Demek ki Gençler Birliği'nin yönetiminin aldığı bir karar var. Biz hangi teknik direktörle başladıysak onunla devam ederiz ama bugün 26 puan hiçbir şeye yetmiyor hocam. Ne playoff'a yetiyor ne kümede kalmaya yetiyor. 26 puan bugün orta puan. Manisa'nın 3 birlik galibiyeti var. Manisa bir çıkışta ve Manisa belki bu hani biraz evvel saydığımız 8'li blok takımı 8'li bloktan sonra zorlayacak takım Manisa FK olabilir. Kadro takviyesi yaptılar tabii. Alınan oyuncular tabaklı formda. Erhan Çelenk harika bir gol attı. Gakka haftalardır iyi futbol oynuyor. Manisa'daki bu çıkışı da görmek lazım. Onlar da puanını 28'e yükselttiler. 28 üstteki Samsun'un 33 mesela İstanbulspor'un 33 yani bu tür yani oralardaki takımlara karşı ne yapar diye düşündüğümüz zaman Manisa'da bu ligde belki de ilk altı için bundan 5 hafta evvel acaba düşer mi diye düşündüğümüz takımlar Manisa ve Keçiören gücündeki bu çıkışı görebiliyoruz. Hocam her takım tedbirini alsın yoksa işler zor. Milli maç arası için söylediniz. Bu milli maç arası niye verildi ben anlamış değilim açıkçası. Yani hazırlık maçı yapılacakmış milli maç. Yani tam bu yapılacak dönem değil ki. Yani oyuncular tam bir ritme girmişler. Yavaş yavaş ağır sahalarda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O fizik kondisyona erişmişken tekrar sil baştan yapmak bana göre bana pek doğru gelmedi. Ama tabii mutlaka Futbol Federasyonu'nun bildiği bir şey vardır. Bu ara kime yarar dersen Kocaeli, Erzurum gibi teknik direktör değiştirmiş takımlara yarar hocam. Evet. Kime yaramaz dersen belki de İstanbulspor'a yaramaz. Bir ritim buldu. 3 haftadır galip geliyor. Yani seri yakalamış takımlara belki Manisa'ya yaramayabilir. Keçiören gücüne yaramayabilir. Çünkü bunlar bir ritim tutturdular ve ya hocam oyuncu ya bir maç maç oyuncusu vardır. Bir de antrenman oyuncusu vardır. Baktığınız zaman antrenmanları da çok yüksek performans gösteren çoğu oyuncu belki zaman zaman sahaya ilk 11 çıktığı zaman performans veremeyebilir. Bakıyorum ben takımların kadrolarına tamamı bir 11 oluşturmaya başlamışlar. İşte bu ara bu 11'in ritmini bozabilir diye düşünüyorum. Evet hocam çok teşekkür ederim. Bakalım. Ben teşekkür ederim hocam. İki hafta sonra nelerle karşılaşacağız? Tabii bu arada sizin Eyüpspor'da Bursa Spor'la maçını oynayabilecek mi, oynayamayacak mı? Bunları hep takip edeceğiz şimdi. Hava müsait olacak mı? Ben size çok teşekkür ediyorum. Stadyumdan geldiniz, o soğuk havada hemen ekran karşısına geçtiniz ve gördüklerinizi, düşündüklerinizi bizimle paylaştınız. Ben size çok teşekkür ediyorum. Hocam, bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum. Ben de keyif aldım, iyi oldu. Eve geldim, ısındım. Yani dışarıda belki soğuk bir hava vardı. Erken gitmesi belki biraz da işimize geldi. Ama yarın maç oynanırsa inşallah sizle tekrar buluşup Eyüpspor Bursa Spor maçının kısa bir yorumunu beraber karşılıklı yaparız. Tabii ve tabii haftanın panoraması için de tekrar zaten bir araya geleceğiz Allah nasip ederse. Ben sevgili Özcan hocama çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Ve Milli Ara tabii bizi kesmeyecek. Biz programlarımıza devam edeceğiz efendim. Yeniden görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.